Merhaba dostlarım. Şimdi en son 23'e kadar çözmüşüz. Burada da 24'ten devam ediyoruz. Evet, bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülünü vermiş bize burada. Dik koordinat düzleminde bu bir paralel kenarmış. A'nın, C'nin koordinatları verilmiş. B ve D köşelerinin doğrusuna uzaklıkları toplamı kaç birimdir diye de bir soru sormuş bize. B ve D köşelerinin bu doğruya uzaklıkları toplamı kaç birimdir diye bir soru. Şimdi dostlar, olay burada şu. Paralel kenarda şöyle bir kural öğrendiniz. Bir doğruya A ve C'nin uzaklıkları toplamı kaç ise B ve D'nin de uzaklıkları toplamı eşitti. Bu paralel kenar kuralıydı. Şimdi bana B ve D'nin uzaklıkları toplamını soruyor. Ben A'nın da bu doğruya uzaklığını, C'nin de bu doğruya uzaklığını bulup toplarsam zaten cevabı buluyorum. Peki o halde şimdi A'nın doğruya olan uzaklığı formülünü yazıyorum. Formül şöyleydi. Noktayı denklemde yerine yazıyorum. Yani x yerine 1 yazacağım 3. Y yerine 2 yazacağım eksi 8. Bir de eksi 12 var. 3'ün karesi ile 4'ün karesini de kökün içinde topluyordum. Yani 25 yapıyor. Ne gelmiş buradan? Eksi 20, 3 daha eksi 17, dışarıya 17 diye çıktı, bölü 5. Tamam, bu şimdi A'nın doğruya uzaklığı. Hadi şimdi C'ninkini bulalım. Yine mutlak değer ve kare kökü çizdim. Burası yine 25 yaptı tabii ki, aynı doğru olduğu için. Şimdi x yerine 3 yazıyorum, 9. Y yerine 5 yazıyorum, eksi 20. Bir de eksi 12 var. Şurası eksi 11, eksi 23, 23 diye çıktı, bölü 5. Toplamları ne yaptı? 40 bölü 5'ten 8. Evet, işte bu kadar. 25. soru. Eğimi diyor, bu formülle bulunur. Tamam. Dik koordinat sisteminde AB doğru parçası, A noktası sabit tutularak, B noktası yukarıya kaydırıldığında Y eksen üzerindeki C noktası ile çakışıyor. Aşağı doğru kaydırıldığında x ekseni üzerindeki d doğrusu ile çakışıyor. C ve D noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru da bize sormuş. Şimdi ben bunu B doğruyu ne diyordu? A noktası sabit tutuluyor. B'yi şöyle döndürdüğümde A sabit, B C'nin üstüne geliyormuş. Yine tabi boyu değişmiyor değil mi? Buradaki boyu neyse buradaki boyu da aynı olacak. Hemen şuradaki boyunu bulalım mı hatta dostlarım? Neydi? Boy nasıl bulunuyordu? İki nokta arası uzaklıktan bulacağım. Y, x'ler farkı. Eksi 6, eksi 2'den eksi 8. Karesi 64. 0, eksi 6'dan 6. Karesi 36. Bakın 100'den 10 geldi boyu. O halde burası da 10. Aşağı doğru indirdiğimde A'yı sabit tutarak D buraya geliyormuş. E burası da 10. Şimdi bildiğimiz şeyleri de yazalım dostlar şöyle. Şurası 6 birim zaten. Buraya 4 kaldı. 6, 8, 10'dan şunu da 8 bulduk şu uzunluğu da. C ve D noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye bir soru sormuş bize. Bakın D noktası X'in 4 olduğu nokta. C Y'nin 8 olduğu nokta. Benden de bu doğrunun denklemini istiyor. Hadi yapalım. Eksenleri kestiği noktalar belliyse şöyle yazıyorduk. X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü Y'yi kestiği nokta eşittir 1. Hemen payda eşitledim. 2X artı Y bölü 8. Onu da buraya attım. 2X artı Y eşittir 8. Ya da Y'yi yalnız bırakmış şıklarda. Y eşittir eksi 2x artı 8 olur. Denizli'den gelir cevap. 26. Gerçel sayılar olmak üzere noktalarından geçen doğru için. Dostlarım önce bu doğrunun eğimini bulalım. Öncüllerde eğim var. Y'ler farkıydı. C eksi B. Bölü x'ler farkı. A eksi A. Yani eğimi c eksi b bölü 0. E payda 0 olunca ne diyorduk biz buna? Tanımsız.
Bir kere eğimi tanımsız. Yani şu olması iptal. Eğimi tanımsız. Eğimden söz etmeyeceksin yani. Hangileri doğrudur diyor ya. İki bir kere kesinlikle yanlış. İkinin olduğu şıkları direkt sildim. Peki eğimi tanımsızsa eğim açısı 90 dereceydi. Doğru şöyle bir şey olmalı değil mi? X eksenine dik olmalı. X eksenine dik olan doğrular x eşittir bir şey doğrularıdır arkadaşlarım değil mi? X eksenine dik olacak ki eğimi tanımsız olsun. O halde bir numaralı öncül kesinlikle doğru. Bir olmayanları sildim. Denklemi x eşittir a'dır. Evet doğru. X'leri a olduğu için burada tam x'in a olduğu noktadan geçen doğrudur. X eşittir a'dır. 3 de doğru. Demek ki 1 ve 3 doğru cevapmış. Bu ne diyor? OD doğrusunun denklemi nedir diye soruyor. Bu bir kareymiş. Bakın şuranın ordinatı 2. Apsisi 4. Karenin bir kenarı 4 çıktı. 4, 2 diyelim. 4 diyelim. 4. Denizli noktasının koordinatları apsisi 4. Ordinatı da buradan aşağı inen diklik 6. Bir de orijinden geçiyor. Orijinden geçtiği için doğrunun denklemi y eşittir mx'ti. Peki eğimi ne hocam bunun? Y'ler farkı bak burası da 0'a 0 ya. 6 eksi 0'dan 6 bölü 4 eksi 0'dan 4. Eğimi 3 bölü 2 yani. Yani denklem y eşittir 3 bölü 2 x. Bursa. Bu ne diyor? Analitik düzlemin başlangıç noktasına bir saat yerleştirilmiştir. Akrep tam olarak 11'i, yelkovan ise 3'ü göstermektedir. Tamam. D doğrusu akrep ile yelkovanın arasındaki açıyı ortalamaktadır. Peki, hatta kaç derece bunların arasındaki açı? Bakın 2 saatin arası 30 dereceydi. 30, 60, 90... 120'ymiş burası. Demek ki her biri 60 derecelik 60 derecelik bölmüş. X ekseni şurası olduğu için x ekseniyle doğrumuz 60 derecelik açı yapıyor. O halde eğimi tanjant 60. Yani kök 3. Devam edelim. D doğrusunun geçtiği noktalardan biri bu olduğuna göre K kaçtır diye bir soru soruyor. Bakın D doğrusu bir kere orijinden geçiyor kesin. Bir de atıyorum şurada bir nokta varmış. 2 kök 3'e k eksi 4'müş bu. Peki bunu bir sürü yolla çözebiliriz. Mesela eğimi bulduk ya eğimden çözebiliriz istersek dostlarım. Şöyle yapabiliriz ya da 60'ın tanjantını biliyorum artık kök 3. Yani karşısının komşusuna oranı kök 3 olacak diyebilirim. Ya da apsisi 2 kök 3'müş şurası 2 kök 3. O zaman 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın 60'ın karşısı 6 olacak diyebilirim. Yani ordinatının şuranın 6 olduğunu böyle bulabilirim. Bir sürü yolu var. Hadi eğimden de bulalım. Bunun eğimi neydi? Hani bir de orijinden geçiyor ya 0'a 0'dan. Y'ler farkı k eksi 4 bölü x'ler farkı 2 kök 3. Eğimi bu. Eşitmiş kök 3'e. İçleri çarptım. 6 eşittir k eksi 4. K eşittir 10. Eğimden de bulmuş olalım. Evet, şu bakalım ne diyor şimdi. Y eşittir x doğrusu üzerindeki A noktasında bulunan bir karınca. Bu doğru üzerinde orijine doğru 3 birim ilerleyerek. Tamam, şimdi bir çizmeye çalışalım. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim ilk etapta. Orijin, y ekseni ve x ekseni. Şöyle y eşittir x doğrusunu çiziyorum hemen dostlarım. Şu bizim y eşittir x doğrumuz. Şimdi diyor ki onu da kırmızıyla yapalım. Nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden şuradan seçtim şimdilik ama bakalım ne olacak. Bu karınca orijine doğru 3 birim ilerledi. Şöyle orijine doğru 3 birim ilerlettim. Şurası olsun mesela 3 birim. B noktasına ulaştı. B noktasından y eşittir x doğrusuna doğru 9 birim ilerleyen karınca x eksen üzerindeki k noktasını. Şimdi y eşittir x'e dik olacak şekilde ilerliyorsun. 9 birim ilerliyormuşuz ve buradaki k noktasına ulaşıyormuşuz. A noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir diye soruyor bize. Tamam.
bir şeyler yapacağız. Şimdi buradan A'dan aşağı indin diklik nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bu y eşittir x doğrusuysa 45 45 bölüyordu bu orijini. Tabii 45 90, burası da 45. O halde şu uzunluk da 9 geldi. Şimdi A'nın x eksenine uzaklığı dediği yer şurası. Bunu soruyor bize. Ve bakın bu 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Hipotenüsüm 12. Hipotenüs 12 ise dik kenarlar ne olmalı? 6 kök 2 olmalı, değil mi? Kök 2'ye bölüyorduk hipotenüsü. Demek ki 6 kök 2'ymiş uzaklığı diyebiliriz. Geldik 30'a. Bakalım ne diyor bu 30? ABCD dikdörtgeninin AB kenarı şu doğru üzerinde. Tamam, o zaman biz bu doğruyu bir çizelim arkadaşlarım. Bir dikdörtgen varmış. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Hatta bunu böyle renkli renkli çizmeye çalışayım ben. Siz de iyice görün. Şöyle bir koordinat düzlemini çizdim. Y ekseni, burası da x ekseni olsun dedim. Şimdi bunun x'e 0 verirsem y'yi 6'da kesiyormuş. Şurası 6. Y'ye 0 verirsem x'i de 12'de kesiyormuş. Şöyle bir doğru var. Bunu da aha da yeşille çiziyorum kardeşim. Şöyle bir doğrumuz var elimizde. Tamam. Şimdi bunun AB kenarı dikdörtgenin bunun üstünde. A noktası y ekseni, B noktası ise y eşittir x doğrusunun üstünde. Oba! O zaman y eşittir x'i de çizelim şuradan hemen. Şu da y eşittir x doğrusu olsun dostlarım. Hatta burayı 45 45 bölüyor. Bunu da bir gösterelim. Şimdi A noktası burada olacak. B noktası da bunun üstünde olacaksa ve AB kenarı da bu doğrunun üstünde olacaksa direkt buralar işte. A burası. B de burası olmak zorunda kardeşim. Yani başka bir alternatifimiz yok. AB kenarı burada. Şimdi dikdörtgeni de bir çizelim. Başka bir bilgi var mı peki? D noktasının da apsisi 1. He. Şimdi şu dikdörtgeni şöyle bir oluşturalım arkadaşlarım. D'nin apsisi de 1. Biraz küçük oldu ama yapacak bir şey yok. Şurası da C noktası. Tamam hocam. Bunu da gösterdik. D'nin apsisinin 1 olduğunu da söyledik. Buna göre de dikdörtgenin alanını soruyor. Tamam. Kısa kenar ve uzun kenarı bulacağız şimdi. Peki. Şimdi bu B noktası y eşittir x'in üstünde ise bunun apsisi x diyelim. Ordinatına eşit olacak x diyelim. Tabi burada bir kare çıktı. X, x yazıyorum. Şurası 6 eksi x oldu kardeşim. Bak şuradaki x'in şu 12'ye paralel olmasından faydalanıp hemen x'i bulalım. Şimdi x bölü 12 eşittir 6 eksi x bölü 6. Güzel bir sayı çıkacak buradan. Hemen 1, hemen 2. 12 eksi 2x eşittir x. 3x eşittir 12 olur. X eşittir 4 geldi. Tamam. X'i 4 bulduk. Şimdi bunları bir sileyim. X yerine 4 yazayım o halde ben artık şimdi artık arkadaşlarım. Şöyle 4 yazalım buralara. Peki şurası 4. Hatta burası da 4. Burası da 2. Bak 2, 4, 2 kök 5'i paketledim hemen. Dikdörtgenin uzun kenarını buldum. Hoba, hatta şunu da yapalım bak. Bak kardeşim şuradaki benzerliği de yapalım. Buna A 90 B 90 A şuraya da B yazalım. Bak A'nın karşısı 1, A'nın karşısı 2. 2 katıymış. B'nin karşısı 4, B'nin karşısı 2 olacak. 1, 2'den de kısa kenarda kök 5 geldi. Dikdörtgenin alanı 2 kök 5 çarpı kök 5'ten burası 5, 2 kere 5, 10 çıktı dostlarım. İyi, güzel. Bu ne diyor? X eşittir 4 ve Y eşittir 6 doğrularının kesim noktasına. Bunların kesim noktası 4'e 6'dır zaten, değil mi dostlarım? Hani gösterelim şöyle. Şimdi bu bizim koordinat düzlemimiz olsun. X eşittir 4 doğrusu şu olsun. X'in 4 olduğu yerden y eşittir 6 doğrusu da şu olsun. Y'nin 6 olduğu yerden eksenlere dik indirdiğimiz, çizdiğimiz doğrular. Kesiştikleri noktada burası zaten neymiş bu? 4'e 6 oldu zaten. Evet. Kesim noktasına 5 birim uzaklıkta bir K noktası alınıyor. Şimdi bu noktaya 5 birim uzaklıkta bir K noktası alacağız birazdan birlikte. Şu renkle yapalım bunu. Orijine uzaklığı birinci cinsinden tam sayı olan kaç tane K noktası vardır? Aa, güzel. Şimdi bak dostum. Bundan
5 birim uzaklıktaki K'lar. Aha birincisi bu olabilir mesela. Yani milyonlarca seçeneğim var. Bak K. Bak şurası olabilir K. Şurası olabilir 5 birim uzaklıkta diyor ya. Şöyle 5 birim uzaklıktaki milyonlarca K'ları gösteriyorum arkadaşlarım. 5 birim uzaklıktaki K'lar. Bir sürü var böyle. Seçenek bol. Peki bu K'ları birleştirdiğinde ne çıkar dostlarım? Bir çember çıkar. İşte diyor bu çemberin orijine, orijinde burada. Birim cinsinden tam sayı uzaklığı olan kaç tane değer vardır diye soruyor. Biz şimdi şunu yapacağız burada dostlarım. Çemberde de çok yaptık ya bunu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bizim burada orijinimizi şuraya çizeyim daha güzel anlayın. Orijin burası. Çember burası. Yarıçapı 5 birim. Bizim işimiz şu. Bu merkezin şu çembere en uzak noktası burasıdır. Bak K tam burası olursa en uzak, K burası olursa da en kısa mesafesini buluruz. İşte bu en uzakla en kısayı bulduğum zaman da bunların arasındaki değerleri de alabilir deyip mevzuyu bitireceğim dostlarım. Peki benim çemberimin merkezi ne çıktı şimdi? 5'e kaça 6'ydı? 4'e 6. Orijinde 0'a 0 dostlarım, bunu da biliyoruz. Yarı çapında 5 olduğunu biliyoruz zaten. Merkeze uzaklığı 5 diye söyledik. Bunların her biri 5 birimde hatırlıyorsanız. Hemen şimdi o zaman iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım. 0'a 0, 4'e 6. İki nokta arası uzaklıktan x'ler farkının karesi 4 eksi 0'ın karesi 16. Y'ler farkının karesi 6 eksi 0'ın karesi 36. Buradan 52 4 kök 13 geldi dostlarım. Demek ki şu mesafe 4 kök 13. Şimdi K'nın orijine en uzak mesafesi o halde 4 kök 13 artı 5'tir. En yakını da 4 kök 13 artı değil eksi 5'tir. Şurası da en kısa mesafesi 4 kök 13 eksi 5. Şimdi bu arada kaç tane tam sayı değeri var bunu bulacağız dostlarım. 4 kök 13 kök 52 idi artı 5 diyelim şöyle. Kök 52 eksi 5. Şimdi kök 52 dediğim şey, şurada göstereyim, kök 52, 49 olsaydı içeride 7 diye çıkardı. 64 olsa 8 diye çıkardı. Bunların arasında bir değer dostlarım. 7.1, 7.2 gibi bir şeydir bu. O halde 7.1 ile 5'in toplamı 12.1 yapar. 7.1'den 5'i çıkartırsam da dostlarım 2.1 yapar. İşte bu aralıktaki tüm değerleri alacakmış bizim şeyimiz. Tabii bunu biz ters işaret yaptık da neyse önemli değil. Yani aralıkta olduğunu bilin yeterli. 2.1'den büyük olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'yi de alır ama 12.1'den daha öteye çıkamazdı. 2, 4, 6, 8, 10 tane değeri varmış dostlarım diyebilirim. Evet güzelmiş. Güzel soruydu dostlarım. Hemen devam ediyorum diğeriyle. Bakalım neymiş. Eğimi K olan doğru. Madem eğimi K ve şu iki noktadan da geçiyor, hemen eğimi bulalım. Yani K'yı bulalım. Y'ler farkı 4'ten eksi 2 çıkarsa 6, 0'dan 4 çıkarsa eksi 4, eksi 3 bölü 2'dir K. Bu doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi. Hemen doğrunun denklemini yazalım. Y eşittir eğim çarpı x bölü 2. Artık iş çok uzatmadan kısa kısa gidiyorum arkadaşlarım. İlk sorularda biliyorsunuz uzun uzun her şeyi gösteriyordum. Şu formülü kullandım. Yine içim rahat etmedi. Yazayım bunu. Mx artı n. Şimdi şu noktayı da yerine yazalım. N'i bulalım. X yerine 0, y yerine 4 yazıyorum. 4 eşittir n geliyor. Yani doğrumun denklemi y eşittir 3x bölü 2 artı 4 diyormuşuz. Peki. Neyi soruyordu? X eksenini kestiği nokta. O zaman y'ye 0 vereceğiz. Hemen y 0 ise eksi 3x bölü 2 artı 4. Eksi 3x bölü 2'yi buraya aldım. 3x bölü 2 eşittir 4. Demek ki 3x eşittir 8. X eşittir 8 bölü 3 geldi. Neyi soruyor bize? K artı n. Yani eksi 3 bölü 2 ile 8 bölü 3'ü toplayın diyor. Hemen bunu 3 ile, bunu 2 ile çarptım. 9, eksi 9 tabii, artı 16 bölü 2 kere 3 6. 7 bölü 6'ymış sorunun cevabı.
D doğrusunun denklemi böyle verilmiş. Hadi gelin bunu 2 ile genişletelim arkadaşlarım ki paydaları eşit olsun. 2x eksi y bölü 8'i de bu tarafa 8 diye atalım. Doğrunun denklemi y eşittir. 2x'i burada dursun, 8'i buraya alıyorum. 2x eksi 8'miş. Şimdi diyor ki doğrunun eğimi eksi 2'dir. Hayır. Y yalnızken x'in katsayısıydı eğim. Eksi 2 değil, 2'dir arkadaşlarım. Bu yanlış. 8'e 8 noktasından geçmektedir diyor. X'e 8, Y'ye 8 verdiğimde sağlıyor mu bakalım? 16 eksi 8'den evet, 8 eşittir 8 sağlıyor. 3 doğru. 1 olmayacak, 3 olacak. Şu iki şıkka kadar düşürdük. Eksenlerle oluşturduğu bölge diyor. Hemen bulalım. Şeklini çizelim. X'e 0 verdim. Y'yi eksi 8'de. Y'ye 0 verdim. X'i de 4'te kesiyor dostlarım. Şöyle bir doğru. Eksenlerle oluşturduğu bölgede burası. 4, 8'dir dik üçgenimin kenarları. 4 çarpı 8 bölü 2'den 32 bölü 2, 16 gelir alanı. O zaman bu da doğrudur. 2 ve 3 doğrudur diyebiliriz. 34. Dik koordinat düzleminde doğrusu ile iki eş parçaya ayrılan birinci bölgedeki çemberin, o zaman bir çizelim. Şimdi birinci bölgede bir çember var. Önce bu doğruyu çizelim. Y'ye 0 verirsem x'i 7'de kesiyor. X'e 0 verirsem y'yi 14'te kesen, pardon, y'yi 14'te kesiyor. Bu kestikleri noktalar değil mi? Şöyle. Doğrumuzun şekli bu. Diyor ki bir tane de çember var diyor arkadaşlarım. Bu çember bu doğru tarafından iki eş parça ayrılıyor. O halde benim çemberim merkezi tam burada olacak ki iki eş parçaya bakın ayrıldı şöyle. Çap burada doğrunun üstünde olmalı demek ki. Birinci bölgede x eksenine en yakın uzaklığı 1. Şimdi bir eksene en yakın uzaklığı demek merkezden oraya dikindiriyorum. Şurasıdır çemberin en yakın mesafesi. Burası 1. Şurası yarıçap R. R artı 1 yani buranın uzaklığı. Y eksenine en yakın uzaklığı da 2. Bak şurasıdır 2 dediğim yer. Bir de R var. Yani merkezinin koordinatları R artı 2'ye R artı 1. Ve merkezde bu doğrunun üstünde olduğu için sağlayacak mı denklemi? Hadi x yerine R artı 2 yazıyorum. 2R artı 4 olur. Y yerine R artı 1 yazıyorum. Eksi 14 eşittir 0. 3R burası 5 yaptı. Eksi 9 bu tarafa attım. 9 R'yi 3 buldum. Bu çemberin çevresi nedir? Arkadaşlar bu aslında çemberin analitik incelenmesi sorusudur desem doğru demiş olurum gerçekten de. Çemberin çevresini soruyor. R'yi bulduk. 2 pi R'ydi. Çemberin çevresi. R 3 olduğu için 6 pi geldi cevap. 35. Doğrusu ile doğrusunun kesiştiği nokta K. Hemen kesiştirelim. Ortak çözüyorum. Y yerine 4 yazıyorum. X artı 4 eksi 6 eşittir 0'dan. Burası eksi 2. Bu tarafa attım. X eşittir 2 geldi. Demek ki kesim noktaları olan K, apsisi 2, Y'si de 4 olan bir noktaymış. Merkezi bak yine çember. Merkezi K noktası ama çember soruların hepsi analitikten çözüyor. Yani sorulabilir böyle sorular. Zaten çember kesin sorulacak da. Ama bakın hep çözümleri analitikten yapıyoruz. Merkezi K noktası olan ve yarıçapı 4 birim olan çember. Tamam. Hemen merkezi K noktası olan şöyle koordinatı çizelim. 2'ye 4. 2 burası olsun. 4 de burası olsun. Şu bizim çemberimiz. Merkezi burası, yarıçapı da 4 birim olan çember demiş. Hemen çemberi çizelim. Şimdi şurası zaten 4 olduğu için demek ki çember şöyle bir şey olacak. X eksenine teğet. Yarıçapı 4 birim olan çemberi çizdim. Evet, 4. Şuradan da geriye 2 kaldı tabii ki. Şurası da 2, şurası da 2. Merkezde burası K noktası. Şimdi ne diyordu? Bu doğruları kestiği noktalar bu doğruları kesiyormuş. Yani y eşittir 4 doğrusunu kesiyormuş mesela. Şimdi y eşittir 4 doğrusu şu zaten. Bunu kestiği noktalardan biri bu, biri bu. Diğeri de şu doğruydu. X'e 0 verirsem y'ye 6'da, y'ye 0 verirsem x'i de 6'da kesiyor.
6'ya 6'da kesişen bir doğru. Ve bunlar K noktasında mı kesişiyorlardı? K noktasında kesiştikleri için diğer doğruyu da çizeyim şöyle arkadaşlarım. Şöyle bir doğrudur bu da. Burası da 6. Şöyle çizdiğimde burada da y'yi 6'da kesen bir doğru. 6'yı 6'da kesişiyor. Bunların kesim noktası K'ydı bu iki doğrunun. Tamam, her şeyi gösterdim şu anda. Çemberi kestiği noktaları söyleyelim. Onları da kırmızı mı turuncuyla yapalım. Bak, bu çemberi burada. Bu burada. Bu burada. Bu da çemberi burada kesiyor. Buna da tamam. ABCD'ymiş bunların kesiştikleri noktalar. Şöyle gösterelim. ABCD. Bu dörtgenin de alanını istiyor bizden dostlarım. Peki hocam. Şurası zaten çap oldu artık arkadaşlarım, değil mi? Çap. Merkez burası. 4, 4 de burası 8. Peki başka ne yapabiliriz? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Aha 90. Yine şurası da 90. Bunlar da çap oldu hocam. 4 birim burası, 4 birim burası oldu. Yani bu bir dikdörtgen mi oldu? 4 parçası birbirine eşit olduğu için dikdörtgen. Dikdörtgenin köşegenleri 8, 8. Başka ne biliyorum köşegenleri dışında? Bir de başka da bir şey bilmiyorum. Bu kadar. Ne bilmem gerekir? Ne bilirsem çözerim bu soruyu. Şu kenarı bilirsem çözerim. Yani dikdörtgenin bir kenarını daha bilirsek çözeriz arkadaşlarım. Onun bir kenarını bulmaya çalışalım şimdi. Şurası 4 noktasıydı. Burası da 6. Şu ara 2 oldu ama. Çok da bir şeye faydası olmadı buranın 2 olmasının. 2 ise şurası 45 geldi. Şimdi oldu. Şimdi şuranın, şu üçgenin alanını bulurum. Bak, 2, 2'den 45 yakaladım orada. Şimdi o üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 45. Yani kök 2 bölü 2. Gitti 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 4. 4 kök 2 çıktı bunun alanı. 4 tane var bundan. 16 kök 2. Yakaladık, bir şey çıktı arkadaşlarım. ABCD karesini taşıyan iki doğrunun denklemi verilmiştir. Buna göre M'nin alabileceği değerler. Şimdi bir kare var elinizde arkadaşlarım. A, B, C, D. Bu karenin iki kenarının üstünde olduğu doğrular bunlar. Şimdi bu iki kenar karşılıklı iki kenar olabilir, değil mi dostlarım? Eğer karşılıklı iki kenarsa bizim doğrularımızın paralel olması lazım. Eğer paralelse de hemen şöyle birinci durum diyelim, paralel olabilir. Ne diyeceğiz o zaman? Paralelseler x'lerin oranı 2 bölü m, y'lerin oranı 3 bölü 1 eşit olmalı. Bu durumda 3m eşittir 2, m eşittir 2 bölü 3 gelir. Bu birinci değeridir m'nin. Ama bu doğrular bir de şöyle olabilir, değil mi arkadaşlarım? Yani doğrulardan biri bu olabilir, bu kenarı taşıyordur. Diğeri de bu kenarı taşıyordur. Yani doğrular dik de olabilirler birbirlerine. Şimdi bunu da konuşmak lazım. Doğrular dikse eğimleri çarpımı eksi birdi. Bak, birincinin eğimi, şunun eğimi, ikincinin eğimi daha doğrusu, y'yi yalnız bıraktığımda eksi m. Birincinin eğimi y'yi yalnız bıraktığımda eksi 2 bölü 3. Çarpımları eksi 1 olmalı. Şu eksiler artıya döndü. 2m eşittir eksi 3, m eşittir eksi 3 bölü 2 geldi. Bak, bir de bunu bulduk. Bu ikisinin toplamını soruyor bize dostlar. Şimdi şurada yapalım. 2 bölü 3 ile eksi 3 bölü 2'nin toplamı. Hemen payda eşitliyorum. 2 ile 3 ile 4 eksi 9 bölü 6. Eksi 5 bölü 6 doğru cevaptır diyorum. Buna bakalım şimdi dostlarım. Doğrularının kesim noktaları A, B, C noktalarıdır. A, B ve C noktalarının birleştirilmesi sonucu oluşan A, B, C üçgeninin, bakın bir üçgen oluşturuyormuşuz, şurada oluşturalım. A, B, C üçgeninin kesim noktası, bu A herhangi ikisinin, B herhangi ikisinin, C de diğer ikisinin kesim noktasıymış. Üçgenin yüksekliklerin kesim noktası üçgenin köşelerinden biridir. Hoba! Yani bu üçgen
dik üçgendir diyor ama hangi köşesi dik açı bilmiyoruz. Yüksekliklerin kesim noktası eğer bir köşe ise o üçgen dik üçgendi. Şimdi demek ki biz buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Şimdi bu AB doğrusuyla AC doğrusunun kesişimi 90 derece. Yani dik kesişiyorlar. Ama hangi ikisi bunlar onu bilmiyoruz. Tabii ki tek tek deneyeceğiz. Şimdi bunun eğimi hemen yazıyorum eksi A. Bunun eğimi yazıyorum 2 bölü 3. Bunun eğimi 1 bölü 2. Tamam. Şimdi hepsinin eğimlerini yazdık. Bir kere bu ikisinin çarpımı hani eğim dik kesişiyorsa doğrulardan herhangi ikisi eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktı ya. E bu ikisi değil çünkü çarpımları eksi 1 değil. O zaman biz şu ikisini bir deneyelim. Bunlar olabilir diyelim. Yani eksi A ile eksi A çarpı şurası yok. 2 bölü 3'ün çarpımı acaba eksi 1 ise A kaç olur diyelim. Şu eksi burayı artı yapsın. A eşittir. Bunu bu tarafa atarsam 3 bölü 2 gelir. Bak A'nın birinci değerini buldum. Şimdi bu ikisini dik kesiştirmiştim. Peki ya bu ikisi dik kesişiyorsa şu ikisi. Bir de bunu deneyelim. Yani eksi A ile 1 bölü 2'nin çarpımı da eksi 1 olabilir. Eksiler birbirini götürdü. A eşittir 2 de gelebilir. İşte A'nın iki değerini buldum. Toplamları 4, 7 bölü 2 yapar. Cevap Ceyhan'dan gelir. 38. Doğruları ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı. Hemen çizelim bunu. Şu bölgeyi bir gösterelim. Şimdi x eşittir 15 doğrusu şurası olsun. Onu yeşille yapalım. Şu. X eşittir 15 demek x'in tam 15 olduğu noktadan x eksenine dik çizdiğin doğru. X eşittir 5. O da şu olsun. 5. Bu da x eşittir 5 doğrusu. Sonra bu ikisini çizdik. Y eşittir 2 bölü 5 x. Şimdi orijinden geçiyor. Eğimi de 2 bölü 5 olan bir doğru olacak arkadaşlarım. Şöyle bir şey olur değil mi? Eğimi de 2 bölü 5 ise şöyle bir doğru gittiğini düşünün. Orijinden geçti. Bak burası 5 demek ki şurası 2. Burası 15. 15 ise karşısı ne olacak? 3 katı 3 katı 6. Şurası 6 değil mi? 6 bölü 15 olsun diye değil mi dostlarım? 2 bölü 5'i sağlasın diye. Bir de y ekseni. Şey yok x ekseni şurası. Yani bize buradaki yamuğun alanını soruyor. Şu yüksekliği de 10. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 8 bölü 2 4. 10 ile çarparsam da 40. Gayet güzel, kolay bir soruymuş. Dik koordinat düzleminde noktasının doğrusuna uzaklığı ile. Şimdi hemen o zaman bu noktanın bu doğruya uzaklığını yazalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda kareköktü. Mutlak değerin içine, şimdi bu noktayı yerine yazacağım. 3 kere 2, 6, eksi 1, artı 1. Buraya da 3'ün karesi 1'in karesi. 9 artı 1'den kök 10 gelecek. Bakın ne çıktı? 1'ler giderse 6 bölü kök 10. Bu doğruya uzaklığı. Bu doğruya olan uzaklığına eşitmiş. Bakın şimdi bunun da bu doğruya olan uzaklığını bulalım. Hemen bulalım onu da. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök diyelim. Karekökün içine yine 1'in ve 3'ün karesi 9 artı 1'den 10 gelecek. Mutlak değerin içine x yerine 2, y yerine eksi 1 yazdığımda artı k. Yani 5 artı k bölü kök 10. Ve bunlar birbirine eşitmiş dostlarım. Eşitse paydaları sadeleştirdim. Ne kaldı geriye? 5 artı k mutlak değer içerisinde 6'ya eşit çıktı. Şimdi biz de bunu nasıl açıyorduk? Bir 5 artı k'yı 6'ya, bir de 5 artı k'yı eksi 6'ya eşitliyorduk. Buradan k eşittir 1. Buradan k eşittir. Şurası eksi 6 tabii ki. Eksi 11 gelir değil mi? Toplamları da eksi 10 yapar diyebiliriz. Evet 40. Doğrusu üzerinde ve x ekseninin uzaklığı 3 birim olan A noktası koordinat düzleminin dördüncü bölgesindedir. Şimdi dördüncü bölgede şurası yani dördüncü bölge bir nokta şöyle bir özelliğe sahip. X'leri pozitif,
y'leri negatif olması gerekiyor. Sonra x eksenine uzaklık dediğimiz şey noktanın ordinatıydı arkadaşlarım. 3 dediğimiz şeydi yani x eksenine uzaklık. Ama bölgesine bakıp işaretini de eksi 3 diye söylüyorum. A noktası böyle bir şey. Şimdi apsisini bilmiyorum ama x'e eksi 3 olduğunu biliyorum. Ordinatını biliyorum. A noktasının orijine uzaklığı 5 birim. Şimdi orijine uzaklık 5 birimse apsisi ya 4 ya da eksi 4 olacak. Dördüncü bölge dediği için eksi 4 olamaz, 4 olacak. Demek ki A noktası 4'e eksi 3'müş. Hani orijine uzaklığı bulurken özel üçgenlere bakıyorduk ya, hatırlayın 3, 4, 5 üçgeni olmalı. Çünkü 5 demiş orijine uzaklığını. 3 var. Demek ki 4 ya da eksi 4 olacak. Dördüncü bölge dediği için x'ler pozitif. Dolayısıyla artı 4 oldu. Evet. İşte bu nokta bu doğrunun üstündeymiş. Denklemini sağlayacak. X yerine 4 yazıyorum. 4a. Eksi 3 yazıyorum. Eksi 6. Eksi 4 var. Eşittir 0. 4a eşittir 10. A eşittir 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 yani Ceyhan. Doğrular arasında kalan bölgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen çizelim, hiç vakit kaybetmeyelim dostlarım. X eşittir 6 şurasıdır. Y eşittir 3 şu olsun arkadaşlarım. Y'nin 3 olduğu yerden. X eşittir 4 şurası olsun, 4 noktası. Bir de şu, X'e 0 ver, Y'yi 1 de. Y'ye 0 ver, x'i eksi 1'de kesiyor. X'i eksi 1'de, y'yi 1'de kesen şu doğru bir de dostlar. Şöyle bir şey artık bu doğru. Doğrular arasında kalan bölgenin alanı acaba nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası 45, şurası 45, şurası 45. Burası 2 ise burası da 2. Şuraya da 2 kaldı değil mi? Çünkü burası 4. Şurası da 4 ile 2'nin arası 2 zaten. Yine 45, 45, 45, burası da 45. Şurası 3 birim. Çünkü şurası 1, şurası 2, 3 birim. Başka ne biliyorum? Başka da bir şey bilmiyorum. Şurası 4 ise burası da 4. Onu biliyorum. 45, 45, 90'dan yine. Şimdi neydi? Bu doğrular arasında kalan şu bölgeyi istiyor bizden. Burada da şu küçük dik üçgen de 45, 45, 90. Burası da 2. Bak yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban bölü 2. Çarpı yükseklik. 6 geldi cevap arkadaşlarım. Evet, geldik 42 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Dik koordinat düzleminde iki köşesi şu ve şu doğruları üzerinde, diğer köşesi ise bu doğruların kesim noktası olan bir üçgenin kenar ortayları da noktasında kesişmektedir. Bu üçgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen gömmeye çalışalım. Şimdi bir resim çizelim biz bununla ilgili. Önce bir koordinat düzlemini çizelim dostlarım. Şöyle. Şimdi şu doğrular. X'e 0 verirsem Y'ye eksi 4'te. Y'ye 0 verirsem X'i de ne kesiyor? Eksi 4'te kesiyor. Eksi 4'e eksi 4. Şurası da eksi 4 olsun. Şurası da eksi 4 olsun. Birinci doğrumuzun şekli şöyleymiş arkadaşlarım. Şöyle yavaş yavaş çizmeye çalışıyorum. Birinci doğru bu. Y eşittir eksi x eksi 4 doğrusu. X'e 0 verdim. Y'ye eksi 4'te. Y'ye 0 verdim. X'i de 4'te kesiyormuş. Diğeri de 4'ten geçiyormuş. Eksi 4'e 4'ten. Diğer doğru da bu. Bu da tamam. Bir de 2'ye 2 noktası, şöyle 2'ye 2, ağırlık merkeziymiş dostlarım. Şimdi üçgeni şöyle bir oluşturmayı denersek, şöyle bir üçgen olacak arkadaşlar. Çünkü ağırlık merkezinden geçen şu doğrunun hani kenar ortay olması gerekiyor. Burayı böyle göz kararı 2'ye bölen bir üçgen çizmeye çalıştım. Tamam, şimdi şu noktanın koordinatlarını biliyoruz. Ağırlık merkezi dediği için hemen, 3 köşenin koordinatlarını yazmaya başladım dostlarım. 0'a eksi 4 burası. Şuraya bir şey diyelim. A'ya, apsisine A diyelim bu doğrunun. Apsisi A ise ordinatı A eksi 4. Şunun üstündeydi ya bu arkadaşlarım. Ordinatı A eksi 4 olacak. Şunun apsisine ne diyelim? Eksi B diyelim.
B ya da eksi B diyelim. Evet, eksi tarafta olduğu için eksi B. Ordinatı da eksi B dersem B eksi 4 olacak. Ordinatı da bu. Tamam. Şimdi bu üçünün hani neydi ağırlık merkezinin koordinatları? Üçünü topla ve 3'e böl, ağırlık merkezini buluyorsun. Yani 2'ye 2'yi bulacağız. Şimdi x'leri toplayıp 3'e bölüyorum. Yani a'yı, eksi b'yi ve 0'ı toplayıp 3'e böldüğümde 2'yi bulacakmışım. Bu durumda hemen şuraya yazalım. A eksi b eşittir 6 gelir. Şimdi y'leri topluyorum. Yani a eksi 4'ü artı b eksi 4'ü bir de bunun y'si eksi 4'ü toplayıp 3'e bölersem yine 2. Ordinatta 2 ya. Bu durumda a artı b eksi 12 eşittir 6. A artı b de 18 çıkıyor. Güzel. Tatlı iki denklem çıktı. Hemen a ile b'yi bulalım bu durumda. 2 a, b'ler gitti. 24. A eşittir 12. B de bu durumda 6 geldi. Tamam. Hepsini buldum şimdi. Şimdi tamamdır. Yani şu köşenin koordinatlarını ne bulduk? A'yı 12 bulduğum için 12'ye 8. Şu köşenin koordinatlarını da B'yi ne bulmuştum? 6. Eksi 6'ya 2 olur o halde. Tamam. Şimdi hepsini bulduk arkadaşlarım. Ha, bakın tam 2'ymiş. Tam şuraya denk düşüyormuş. Demek ki bu buradan böyle tam geçiyormuş. Buraya geliyormuş. Ordinatı 2 ya bunun. Apsisi de şurası 2. Apsisi de 6 olduğu için şuranın tamamı 6. 4 burada. Buraya da 2 kaldı. Şimdi biz bu üçgenin alanını bulacağız dostlarım. Seçenek bol. 3 köşesini bildiğim takdirde alan bulmanın bir formülü var kardeşlerim. Determinant yardımıyla bulunuyor ama ben onu çok kullanmayı sevmiyorum. Şöyle yapacağım arkadaşlar ben de. Bunun şöyle etrafından geçen şu dikdörtgeni diyebilirsin. Böyle yamuk da bulabiliriz ya da dikdörtgenin alanı diyelim. Şöyle etrafından geçen dikdörtgeni çizdim. Bu dikdörtgenden şuradaki 1, 2, 3 dik üçgenin alanını çıkartınca ortadaki aradığım bölge kalacak geriye. Şimdi bildiklerimizi yazalım. Bunun ordinatı 8'di, burası 8. Bunun ordinatı 4'tü, burası 4. Apsisi 12 idi, şuranın tamamı 12, burada 12. Bunun apsisi 6 idi, burası 6. Şurası 4'tü, bunu yazalım. Burası yine 6. Şuranın toplam 8 olması için şu kısma da 6 kaldı arkadaşlarım. Şuradaki mesafe de 6 çünkü burası 2'ymiş. Bak 8 olacak tamamı. Şurası 6, burası da 12. Tamamdır. Şimdi dikdörtgenin kenarı 12 ile 18. 12 çarpı 18. Hemen çarpayım şöyle kenarda. 12 ile 18'i. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 9. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. 6 1 216. Şimdi bu dikdörtgenin alanı. Bundan şimdi şu üçgeni çıkaralım hemen şunu. 6 çarpı 6 bölü 2 yani 36 bölü 2'den 18 çıkacak. Başka şunu çıkartalım şu dik üçgeni. 12 çarpı 12 144 bölü 2'den 72 çıkacak. Bir de şu üçgeni çıkartalım. Bu da 18 çarpı 6 bölü 2. 18 çarpı 6 bölü 2'den 9 çarpı 6'dan 54. Bir de bu çıkacak dostlarım. İşte bu işlemin sonucu da ne geliyorsa ortadaki üçgenin alanı çıkacakmış. Bir bakalım. Şöyle şurası 90 yaptı. Eksi 90. 54 daha eksi 144 yaptı dostlarım. 216'dan da 144'ü çıkartacağız. Sanki böyle çok büyük bir sayı çıkıyormuş gibi. Çıkartalım. 16'dan 4 çıktı 2. 11'den 4 çıktı 7. Aa, 72 geliyormuş. Tamam. Küçük bir sayıymış da. Ben 3 basamaklı bir sayı kalıyor diye düşündüm. Evet, cevabımız 72'ymiş dostlarım. Geçiyorum. 43. Gösteri uçuşu yapan Türk yıldızlarının 3 jetinden numaralı jet D1, 3 numaralı jet, 1 numaralı D1'den 3 numaralı da D2 doğrusu boyunca uçmaktadır diyor. 2 numaralı jetin 1 ve 3 numaralı jetle uzaklığı eşit olduğuna göre hangisi boyunca uçuş yapıyordur bizim 2 numaralı jetimiz? Şimdi 2 numaralı jet de dostlarım şöyle bir doğru boyunca uçuyor.
Ve diyor ki bunlara uzaklığı daima eşit. Yani ikisinin tam ortasındaymış. Peki o halde bu da bunlara paralel olmak zorunda mıdır dostlarım? Şunlara paralel olacak. Yani gerçi bunlar paralel mi? Evet paralel değil mi? Şöyle iki katı, iki katı. Hatta şunu sadeleştirirsek biz şu doğruyu. 2y artı 3x yani 3x artı 2y artı 5 eşittir 0 doğrusu. Bak x'ler aynı, y'ler aynı. Bu da paralel olduğu için bu da 3x artı 2y artı k gibi bir sayı olacak arkadaşlarım. Bunun da ifadesi. Yani 3x artı 2y olacak kesinlikle. Şöyle şunu da silelim. Bu eksi çünkü. 3x artı 2y bu da eksi. Ya bu ya bu. Şimdi peki bunu nasıl bulacağız hocam? Aslında şöyle pratik bir yöntemi var. Sayısal şeylere bakıyorsunuz. Sabit sayılara. Eksi 11 ile 5. Bak ne kadarlık bir artış yaşamış. Eksi 11'den 5'e giderken 16 birimlik bir ekleme var değil mi? Bu buradan buraya, buradan da buraya geldim. 16 birim. Mesafeler eşit olduğu için buradan buraya 8, buradan da buraya 8 artması lazım deyip eksi 11'e 8 eklediğimde eksi 3'ü böyle de bulabilirim. Cevap Adana'ymış yani. Ya da kardeşlerim iki doğru arasındaki uzaklığı ikisinden de birbirine eşitleyerek uzun yolu da tercih edebilirsiniz tabii ki. Ben tercih etmiyorum uzunları. Evet, dikdörtgenin kartonu D1 üzerindeki A noktası ve B noktaları verilmiştir. Bu kartonun alanı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın kartonun alanını bulmak için uzun kenarıyla kısa kenarını bilmeliyim. Şu uzun kenarını iki nokta arası uzaklıktan hemen bulabilirim dostlarım. A ile B arasındaki uzaklığı buluyorum. Kök içinde 2'den 8 çıktı, eksi 6'nın karesi 36. Eksi 1'den 7 çıktı, 8'in, eksi 8'in karesi 64. Buradan da 110 diye dışarıya çıktı. Burası 10'muş. Şimdi şurayı da kardeşlerim iki doğru arasındaki uzaklıktan bulabilirim. D1 ile D2 arasındaki uzaklıktan. O da şöyleydi. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine sabitler farkını yazacaktım. Yani 41 eksi 11. Karekökün içine de 3 ve eksi 4'ün karelerini toplayacağım. 9 ile 16 yani. 41'den 31 çıktı 30. 11 çıktı 30. Burası da 5 yaptı. 6 geldi dostlarım bu kenarda. Alanımızda 6 çarpı 10'dan 60'ı paketledik. 45'e bakıyoruz. M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde olduğu bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Buna göre M değeri kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi bir noktadan geçen ve eğiminin eksi M olduğunu bildiğimiz bir doğru var. Eğiminin M olduğunu bildiğimiz bir de eksi 2M olduğunu bildiğimiz ve bunların da noktaları verilmiş dostlarım. Bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği de biliniyormuş. Şimdi üçü de bir noktada kesişiyorsa hemen ortak çözüm de yapabiliriz dostlarım. Şu doğruların denklemlerini bir yazayım mı? Birinci doğrumun denklemi y eşittir eksi mx artı n'dir. İkinci doğrunun denklemi y eşittir mx artı n'dir. Üçüncü doğrunun eğimi ise y eşittir eksi 2mx artı n'dir. Şimdi bir de bunların noktalarını da biliyoruz ya yerine yazalım. Yani x yerine eksi 2, y yerine 0 yazayım şu doğruda. Y'ye 0, x'e de eksi 2 yazdığımda eksi 2m artı n oluyor dostlarım. Buradan gelen şey. Yani n eşittir 2m çıkıyormuş buradan. Şurada bu da bu noktadan geçiyormuş 0'a 4. X'e 0, y'ye 4 yazacağım şimdi. 4 eşittir 0 artı n'den n'i 4 buldum dostlarım. Bunun n'i 4'müş ama bununki 4 bu arada. Aynı n değil yani bunlar. Sonra da şöyle yapalım. X'e 0, y'ye 1 yazdığımda arkadaşlarım, x'e 0, y'ye 1 yazdığımda da 1 eşittir n geliyormuş bunun içinde. Şimdi doğruların denklemlerini bir daha yazıyorum o halde. Bu doğru y eşittir eksi mx artı n yerine 2m yazdım. Bu doğru y eşittir mx artı n yerine 4 yazdım. Bu doğru için de n 1'e eşitmiş y eşittir eksi 2mx artı 1
diye yazdım. Şimdi bunların üçü de ortak bir noktada kesişiyorsa ben bunların üçünü ortak çözümünü yaparım dostlarım. Hemen şu ikisinin ortak çözümünü yapalım isterseniz. Bakın ne diyeceğiz? Y'leri eşit diyelim. Yani mx artı 4 eşittir. Eksi 2mx artı 1'e. Eksi 2mx'i buraya alırsam 3mx. 4'ü de buraya alayım. Eksi 3. Mx eşittir. Ne çıktı bu durumda? Eksi 1 geldi. Tamam. Mx'i bulduk dostlarım. Şimdi şu ikisini ortak çözüm yapalım. Mx'i artık eksi 1 diyebiliyorum zaten. Şu ikisini ortak çözüm yaparsak eksi mx artı 2m eşitmiş mx artı 4'e. Şimdi bu eksi mx'i buraya alırsam 4'ü de bu tarafa alayım. Eşittir 2mx yaptı. 2'ye bölelim. M eksi 2 eşittir mx çıktı. Peki mx dediğimiz şey neydi? Eksi 1. Şurası eksi 1 ise eksi 2 de buradan geldiğinde m eşittir ne geldi dostum bu durumda? 3 yok 2 buraya gelirse 1 geldi. M'i bulduk. M 1 ise x de eksi 1 olmalı. Bunu da bulduk. Hemen hemen her şeyi bulduk arkadaşlarım. Neyi soruyor? Ha, M'i soruyormuş lan zaten. 1'miş cevabımız. Dik koordinat düzleminde verilen karesinin köşeleri doğrular üzerindedir. Peki. Ne diyor sonra? Bu kare B köşesi etrafında negatif yönde bir miktar döndürülerek BC kenarı x ekseniyle çakışması sağlanıyor. Dönme işlemi sonucunda D noktasının bulunduğu köşenin yeni koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş bize. Pekala, şimdi bildiklerimizi bir konuşalım şöyle. Şu pozisyondayken neler biliyoruz bir bakalım. Şimdi şurası 3'müş. Şurası 4'müş. Hatırlayın bu üçgenler eş olur demiştim konu anlatırken. 3, 4 ise bu da 3, 4, 3, 4, 3, 4 şeklinde gider. Karenin bir kenarı 5 olur arkadaşlarım. Şimdi biz bu kareyi döndürüp de çizersek şöyle göstereyim. Şu kenar 5 ya. C döndü 5 birim olacağı için şu 7'nin dışına taştı değil mi? Çünkü 4 şurası 1 de buradan geldi. C buraya geldi artık. Bir birim dışarıya taştı. Şöyle kareyi çiziyorum. Şöyle bir kare oldu arkadaşlarım. A buraya geldi. D de burada. Peki D'nin koordinatları. Şimdi şurası 1 dedik. Şu uzunlukta 7 idi. Toplam 8 oldu. Bak D'nin Y eksenine uzaklığı 8. Yani apsisi 8 oldu. Şuradan aşağı inen de karenin bir kenarı olduğu için 5. 8'e 5 doğru cevaptır dostlarım. 47. Dik koordinat düzleminde verilen dikdörtgeni sağa doğru devrilirse, sağ tarafa doğru, B noktası x ekseni üzerindeki B üssü oluyor. Sola doğru devrilirse D x ekseni üzerindeki x üssü oluyor. Peki, dikdörtgenin kenarları tam sayı olduğuna göre B üssü ile D üssü noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuş. Peki, başlayalım. Önce bu pozisyondayken şöyle bir şu iki şekli çizelim. Bunun ordinatı 3, apsisi 4. Bunun ordinatı 8, apsisi 14. Şurası 14 olması için de şu kısmın 10 olması gerekir dedim dostlarım. Sonra şu ikisinin toplamını bulacağım arkadaşlarım. Şunların ikisinin toplamını bulacağız birazdan. Ya da şöyle yapalım. Direkt benzerlik muhabbetine de gireyim ben dostlarım. Şurayı bir küçülteyim. Şuraya A diyelim 90B. B 90 A, A 90 B olsun burası. Bak B'nin karşısı burada 3. Burada B'nin karşısına K diyelim. 3 bölü K eşittir. Burada A'nın karşısı 10 eksi K olur. Burada A'nın karşısı 8. Hemen içler dışlar yapalım. 24 eşittir. 10 eksi K çarpı K. K 4 olsa 4 olduğu takdirde. Evet, az önce bir durdurmak zorunda kaldım videoyu arkadaşlar. Bir arkadaşımız geldi o yüzden. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Ne yaptım en son? K'ya 4 dedim. Burası da 6 oluyor bakın. Gerçekten burası 6, burası 4 de olabilir. Ya da K'ya 6 desem,
Burası 4 oluyor gerçekten. İkisi de olur. Ama şu daha çok yakıştı. Yani buranın 4, buranın 6 olması daha çok hoşuma gitti. Çünkü 3, 4, 5, 6, 8, 10 üçgeni çıkıyor bu durumda. Bunu bir deneyeyim dedim arkadaşlarım. Neyse devam ediyorum şimdi. Denedik, bunu yaptık. 5 ile 10'u bulduk. 6 ile 4'ü bulduk. Şimdi ne diyordu? Devirin diyordu değil mi bunu kardeşim? Şimdi bak, bunu sen şöyle devirdiğinde, onu da şöyle yeşille göstereyim, biraz da kalın yapayım. Şu B şuralara bir yere gelecek. Şöyle 6 santim ya, şuraya kadar 6. Bizimki de 10 santim olduğu için 10'a kadar gelecek arkadaşlarım. Şurası B üssü olacak. Ve şu yeşil çizginin 10 olması lazım. Yani şurası da 4 oldu. Sonra D'yi devirdim. Bak 5 santim. Şurası 4'tü ya kardeşim, şuraya kadar. 1 santim daha dışarıya çıkacak. D üssü de buraya geldi. Ne oldu burası şimdi? Şuraya kadar 5, şuraya kadar da 10 oldu. 10 artı 5. 15'tir aradığım cevap. Yani aslında gerçekten de şu ikisinin toplamıdır dostlarım. İlk başta bunu yapacaktım ama sonra dedim ki açıklaya açıklaya gidelim. 5'i bulalım, onu bulalım dedim. Bu sebeple de böyle çözdüm dostlarım. Evet, devam. 48, bakalım ne diyor bu 48 numaralı sorumuz. ABC üçgeni AH boyunca kesilerek, bakın bu bizim sevdiğimiz bir üçgen, 15, 20, 25 üçgeni. H dersek ah bacı yapınca H'ı 12 buluyorduk. 25 çarpı H. Ah bacı neydi? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. H'ı buradan 12 buluyorduk dostlarım. Şurası 12. 9, 12, 15 üçgeni, 12, 16, 20 üçgeni geliyordu. Bunları da yazmış oldum. Renkte daha sonra bu üçgenler şekildeki gibi yerleştiriliyor demiş. Bak AO 12'yi şuraya getirmiş dostum, sarı üçgenin. Diğer dik kenarı 9 burada. Hipotenüs de şurası 15. Bunun da pembe üçgeninde burası 16 olan kısmı. Demek ki şurası 12, şurası da 20 olan kısmı. E noktasının Y eksenine uzaklığı kaç birimdir? Şurayı soruyor bize dostlarım. Şu mesafeyi soruyor. X diyelim buna biz. Şimdi bunu bulacağız. E noktasının apsisi soruluyor. Şöyle geometriden bulunabilir mi diye bir düşünüyorum. Bir şeyler yapabilir miyiz diye bir bakalım arkadaşlarım. Yani şuradan bir benzerlik yapasım var mesela. X bölü 9 olur ya, bir şeyler çıkar belki. Şöyle yapalım. Şunları bir de harflendirelim. Belki daha güzel bir şey görürüz. A, B, A, B diyelim. Buraya da yerleştirelim onları. Şimdi sarı üçgende 12'nin karşısı A. Şurası A. Pembe üçgende 12'nin karşısı B ve A ile B'nin toplamı 90 olduğu için bak burası da 90 çıktı. Şimdi güzel bir şeyler olabilir dostlarım. Şimdi şu sarı üçgenin bak dik açısından diklik indi buraya dostlarım. Hadi gelin öklit yapalım. Tamamı sonuçta 15. Şuraya K dersem 9'un karesi 81 eşittir. K çarpı tamamı. K çarpı 15 olacak. Yani 81 bölü 15'miş K. 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 5. Şurası 27 bölü 5. Tamam hocam, bunu anladık. Şimdi başka ne yapalım? X'i bulmak için uğraşıyoruz ya. Onun için şöyle direkt düşüneyim arkadaşlarım. Hedef X olduğu için. Benzerlikten bulurum diyorum. Evet ya, direkt benzerlikten bulayım. Şimdi şuranın tamamı 15'ti. Ben bu 15'ten 27 bölü 5'i çıkarınca 75. 75'ten de 27'yi çıkaralım. 15'ten 7 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. 48 bölü 5 oldu şurası da. 48 bölü 5. Evet dostlar, şimdi de benzerliyorum arkadaşlarım. Bakın şu x'in 9'a paralel olmasından x bölü 9 eşittir. 48 bölü 5'in 48 bölü 5'in tamamına oranı, yani 15'e oranı diyorum. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum 5. 3. X bölü 3 eşittir. Bunu da 1 bölü 5 olarak ters çevirip buraya çarpıyorum. 48 bölü 25 oluyor. 3 ile çarparsam şurayı 3 tane 48, 120. 24 daha 120, 24 daha 144 bölü 25 geliyor cevap. Evet, sayılar da gıcık anasını satayım.
49. Analitik düzlemde iki doğru arasındaki uzaklık formülünü vermiş burada. Burası tamam. D1, D2 doruları O merkezli çembere A ve B noktalarında teğettir. Çember ve D2 doğrusu sabit. Tamam. Çember ve D2 doğrusu sabit. D1 doğrusu eğimi sabit kalmak koşuluyla, yani paralel olacak şekilde diyor. Eğimi sabit kalacaksa paralel olarak öteleyeceğiz bunu anladığım kadarıyla. Aşağıya doğru 2 birim öteleniyor. Paralel olacak şekilde 2 birim öteledim bunu arkadaşlarım. Aşağıya doğru şurası. Şöyle tamamını çizelim. Diktir bunlar. Ve ben buradan 2 birim öteledim. Paralel öteledim çünkü eğimi bozulmasın diye. Değil mi? Bak eğimleri aynı oldu paralel oldukları için. Bu işlem sonucunda oluşan doğru çemberi C ve D noktalarında kesiyor. Tamam, onu da gösterdim. Buna göre alan C, B, D. Alan C, B, D. Şu üçgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor. Tamam. Hadi gelin önce şu iki doğru arasındaki uzaklığı bulalım mı? Neydi formül? Sabitler farkı 28 eksi eksi 22. Mutlak değer içinde bölü 3'ün karesi 4'ün karesiydi. Kök içinde 25 geliyor. Burası 30, 50 bölü 5, yani 10 çıktı. Çap 10 oldu değil mi? İki doğru arasındaki uzaklık. Demek ki şurası 5, şurası 3. Hatta ben şunu çizdim mi kirişin ucuna? Bu da 5. Bakın 3, 4, 5'ten kiriş 8 birim geldi tamamı. 8. Çarpı yüksekliğim de 8 oldu. Bölü 2. 64 bölü 2'den 32 geldi sorumun cevabı. Bitirmişiz. ÖSYM sorularına gelmişiz. Burayı çözmüyoruz biliyorsunuz dostlarım. Evet, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.